TOG hakkında biliyorsun rivayet muhtelif. TOG şeffaf bir kurum da değil. Mesela TÜİK her ay trafiğe kaydolan markaları açıklar. Ben onların içinde TOG'u göremiyorum. Yani gerçi dipnot olarak TÜİK diyor ki isminin açıklanmasını istemeyen firmaları buraya yazmıyoruz diyor. Ama tescil edilen markaların içerisinde nereden baksanız yani TOG varsa da binin altında satmıyor. Şimdi TOG nedir Allah aşkına? Yani niye bu kadar ketum, bu kadar karanlık, sisli, bilinmeyen bir kurum halinde? İkincisi yani bu pazarda var mı, yok mu bu haliyle? Çünkü TOG'un hakikaten bir seçim yatırımı olduğunu biliyoruz ama sonradan bir işletme haline dönüşebildi mi? Sen içindesin, ziyaret ettin mi? CEO'larıyla görüşüyor musun? Ya basına da kapalılar. Yani sonuçta daha doğrusu soru sorabilen veya bu konuda gerçek cevapları arayan gazetecilere kapalılar. Çok açıklama yapmıyorlar. Ama rakamlar ortada. Yani bu yıl için geçen yıl ilk yıllarıydı biliyorsunuz. Zaten o milli duygularla satışlar işte talep yoğundu. Ama bu yıla baktığımız zaman ilk 6 ayda 13 bin adetlik bir satış yapılmış ki bunun büyük kısmı biliyorsunuz Ziraat Bankası üzerinden 800 bin liralık sıfır kredi kampanyasıydı. Yani o çok cazip bir kampanyaydı. Onun da etkisiyle insanlar bir şekilde aldı ama bu yıl için daha önce açıklanan üretim rakamı 70 bin adetti. Yani 70 bin adetten çok uzak. Belki yılı geçtiğimiz yılın üzerinde geçtiğimiz yılda işte 20 bine yakın satış yapmışlardı. Geçtiğimiz yılın üzerinde kapatacaklar ama yani sonuçta hedeflerin biraz gerisinde. Çünkü TOG artık gelir alım gücü o kadar düştü ki yani 1 milyon 800 binlik fiyat çok ulaşılabilir fiyat değil. Bir de alternatif o fiyata geldiğiniz zaman çok fazla oluyor. Dolayısıyla yani insanlar evet ilk başta tabii ki milli aracımız kullanmak isteriz ama ulaşma seviyesine geldiğimiz zaman bugün Türkiye'de gerçekten nüfusun büyük kısmının maksimum ulaşılabileceği araç fiyatı 800 bin TL'dir. Ama şu anda Türkiye'de ÖTV masrafları güncellenmediği için ne yazık ki fiyatlar 1 milyon TL seviyesinden başlıyor. TOG'un da fiyatı işte 1,5 milyon civarından 1.800'e kadar çıkıyor. Peki yani Emre laf fiyata gelmişken evet. Çin otomobilleri fiyat olarak ne olacak? Alınabilir, erişilebilir fiyatlar mı olacak? Şimdi herkes şuna kilitlenmiş durumda. Türkiye'de üretilecek CLU modeli işte şarj edilebilir fiyatına kilitlenmiş durumda. Hayır. Bir kere önümüzdeki dönemde BYD'nin sıfır gümrük vergisiz getireceği araçlar 1 milyon TL'nin altına düşme ihtimali yüksek. Çünkü elektrikli otomobillerde %10 ÖTV var. Yani neydi şu ana kadar handikap? %50 gümrük vergisi olduğu için fiyatı sonuçta yükseliyordu. O yüzden de getirmiyorlardı. Ama şimdi %50'den muhalunca önümüzdeki dönemde BYD'nin Avrupa'ya da sattığı çok daha uygun fiyatta elektrikli otomobilleri Türkiye'ye gelecek. Mevcut şarj edilebilir hibrit modelleri de ÖTV düştüğü için çok daha cazip fiyata gelecek. Fiyatlar daha henüz belli değil ama bunların hepsi çok ciddi şekilde o tedbirlerden muaf olacağı için Türk halkının ulaşabileceği seviyeler olacak. Ama bu noktada şimdi BYD'yi bu imtiyazlar sağlanırken de ki sağlansın, diğer markalar da çünkü bir şekilde gelsin ama Türkiye'de de 50 yıldır üretim yapan markalar içinde bir teşvik verilmesin ama en azından şu matrak güncellemesi dediğimiz ÖTV'ler çünkü bugün işte BYD %10'la %30'la ithal edecekken ÖTV ile yurt dışından Çin'den Türkiye'de üretilen otomobilin ÖTV'leri minimum %80. Dolayısıyla burada bir haksız rekabet var. Eğer burada matraklar güncellenirse en azından tüketici için hem Çinli avantajı olur, Alman avantajı olur hem de yerli otomobiller de normal bir seviyeye gelir. Yoksa şu anda Türkiye'de üretilen ve en çok satan olan otomobilin fiyatı 1 milyonun üzerine çıktı çok fazla. Yani Türkiye'deki alım seviyesi maksimum nüfusun büyük kısmının 800 bindir. Bir de en önemli şey tabii ki kredi, finansman maliyetleri ama o da herhalde bir iki yıl daha ekonomiyi soğutma politikaları nedeniyle böyle gidecek gözüküyor.